olmayan Karadeniz'de yok hala. Bu yolsuzluklara, bu pisliklere, bu sapıklıklara karşı ne yapalım? İnsanı, insanı insan yapar onu. Ölen bile dayak yiyen bile. Ama konuşan yapanlar hep başarılı konuşuyor. Ben şahidim. O halde bunu söyleyeyim. Fatih, kanla patladı. Kanla devletiyle. Kooperatifleri konuşmanın çoktan zamanı geldi. Türk milleti bunu onursuz insanlarla bir yere getirmez. Abi nasılsın? Sağ ol, teşekkür ediyorum. Nasıl gidiyor abi velhasıl tabii? İyi gidiyor, çok iyi gidiyor. Bir iki ay sonra büyük dosyalarımızı açmaya başlayacağız. Türkiye biraz yerinden oynayacak yani. Güvendikleri, yıllardır okudukları insanların arkalarındaki büyük şebekeyi görünce neye uğradıklarını şaşıracaklar. Biz de bu şebekenin bütün çerçevesine, kayıtlarıyla hakimiz. Tabii 3-5, belki de 5-10 arkadaştan da olacağız bu süreçte. Ama gerçekleri, hakikati söylemek zorundayız. 3-4 ay beklemelerini bekliyoruz. Belki 1-2 ay. Allah yardımcımız olsun. Abi bir Diyarbakır anneleridir. Gidiyor ve gerçekten de onun üzerine o acılı anneler evlatlarını almak için HDP kapısının önüne geldiler. Ama sonra birileri çıktı. Haydi HDP kapısına. Zafer Arapkirli. Hemen direkt ismini de verelim. Cumhuriyet yazarı. Böyle dalga geçer gibi yazı yazdı. Neler söyleyeceksin? Ya ben bu denli insanlık dışı bir yazı Türkiye'de çok da yazıldığını bilmiyorum. Yani çok çirkin yazılar yazıldı o millet krakantlar falan ama bu el insaf yani. Yani dünyayı da okuyan insanlarız. Hint'te, Çin'de yani göremezsin. Amerika'da, Fransa'da bu kadar sert, alaycı insan çocuğunu arıyor. Büyük bir insan hakları sorunu. Çocuk yaşta evinden kaçırılan insanları hakkını arayan annelerle Zafer Arapkirli Bey dalga geçiyor. Bu olacak şey değil. Nedir yani bunları bu kadar PKK'ya düşkün eden, PKK küçük bir zarar görünce bu kadar infial gösteren, paniğe kapılan ve anne ya bu ve onu annelerin karşısına vahşi bir şekilde çıkartan nedir, hangi duygudur? Bunu bilmiyorum yani. Bu çok enteresan bir şey. Hakkını kim arıyorsa yanına geç. Yine istediğin fikirlere inan, istediğin ittifaklara inan, istediğin kafandaki demokrasiye inan. Ama hakkını kim arıyorsa yanında olacaksın. Hadi yanında olamıyorsan be sus, iki dakika bir sus be. Nedir yani bunlar, o kadar vahşileştiren nedir? Çok önemli bir şey. Şimdi evet, sözcü yazarları %90 itibariyle Cumhuriyet, Halk TV, Oda TV anlaşmış gibi. Evet, onların tertibi ortada biliyoruz. İleride daha da çok bunu aydınlığa kavuşturacağız. Ama nedir sizi bu kadar HDP'nin içine sokan, HDP'yi eleştiren nedir yani? Ve sizi, ağzınızı, insanlığınızı bu kadar bozduran, ya sen bir hayat yaşamışsın bu zaman, bir yerde spikerlik yapmışsın, konuşmuşsun, ajanslarda çalışmışsın. Bu kadar seni vahşi yaptıran nedir? Çok ibretlik bir şey. Olağanüstü ibretlik bir şey. İnsanların bir taraf olunca kafalarının, ahlaklarının, vicdanlarının nasıl gittiği ve nasıl vahşileştiğinin en güzel örneği. Kalkmış, hakkını arayan annelerle dalga geçiyor. Olacak şey değil. Sus be mübarek, iki gün bir sus be. Sonra Nihat Genç niye küfrediyor? Ya bu Diyarbakır annelerine karşı, bu sessiz kalanlara bir iki cümle en azından şimdi söyledim. Tabii bütün hepsinin tıynetleri ortaya çıkıyor. Çok büyük bir imtihandan geçiyorlar. Yani bir insanlık olayı varsa Hint'te, Çin'de, Nijerya'da, Güney Afrika'da insanlar nezaketen olsun bir cümle geçirmeye çalışır. Benim de çok meşgul olduğum dönemler oldu. Hani yetişemediğim, ulaşamadığım günler oldu. Ama acısını duydum. Çok ileriki bir günde söyledim bunları, söylemeye çalıştım. Hani yoğun bir hikayenin içine girmişimdir, bir işin içine girmişimdir. Hani dünyadan uzak yaşadım. Ama nihayetinde iş biter ve gelirsin. Tabii kendilerini tarihten siliyorlar. Bunun farkında değiller. Yani Türkiye sahnesinden düşüyorlar. Sen bir yazarsın, bir aydınsın. Bunca yıl kavga verdin. Yani bu adamlar için söylüyorum. Ve bu sessizlikte çöpe dönüyorsunuz. Ve birden tarihten düşüyorsunuz. Artık sizin ağzınıza kimse bakmaz. Güvenilir insanlar olmak için bütün insanlık dramlarında vicdanınızı halk görecek. Merhametinizi, şefkatinizi, iyiliğinizi, tarafsız bir demokrasi aşkınızı herkes görecek. Ama PKK ya da HDP, aydın grubu, İstanbul'daki grupları bunları bir şekilde elini kolunu bağlamış ve korkuyorlar. Korkuyorsan zaten yazar ve sanatçı olamazsın. İnsan olamazsın. Yani
bu kadar kendilerini boşa bırakacaklarını, çöpe dönüyor. Yani çöp, laf bulamıyorum yani. Çok çok imtihandan geçiyorlar, sınıfta kalıyorlar. Ve yarın bugün çok haklı bir davaya sahip çıktıklarında da abi sizi biliyoruz diyecek herkes. Bunu dikkate almak lazım. İçinde bir zaman merhabamız olan, tanıştığımız insanlar da var yani. Şimdi bu kadar lafın içinde bir tane sert laf ederiz. İşte bu da böyle diyor. O yüzden nezaket içinde kalsın laflarımız. Abi ülkede tabii her şey tartışma konusu olduğu gibi bir de 11 yabancı tartışma konusu. Bunu çok ciddiye alıyorum. Yani Türkiye'de bunu hiç kimse tartışmıyor. Galatasaray 11 yabancı ile sahaya çıkıyor. 90 dakika maç biterken de bir Türk Şener'ine giriyor. Çok acıklı bir sahne bu. Yani bunu Trabzonspor iyi. İyi dediğimiz Trabzonspor'un bile 8 tane var. Dikkat edin bütün patronlar hepsi patron. TFF'nin başında bir patron. Hepsi şirket sahibi insanlar. Bunlar yani Türkiye'de sağ, sol, siyaset, merkez, CHP, CHP, her şey konuşuyor, tartışılıyor da. Şirketlerin bu kadar emirlerine girmiş. Şirketler keyfince istediği kadar yabancı futbolcuyu getiriyor. Sonra TFF başkanı, bankalar, ayarlama, düzenleme, borçlarını ödemeye çalışıyor. Bu ne kadar haksız, bu ne kadar acayip bir şey. Ve spor kamuoyu da bir cümle edip geçiyor. Hayır, bu çok ciddi masaya yatırmalı. Yok, yabancı futbolcu olmadan bizim topçular da iyi oynayamaz. Ya yok böyle bir şey, gücün neyse. Soğuk Savaş döneminde küçücük Bulgaristan, Romanya dünyaya diz çöktürdü. Yugoslavya. Şimdi mesela Yugoslavya'dan dağılan takımların hepsi yani Slovakya, Hırvatistan, Bosna, gene kök çöktürüyorlar Avrupa'ya. Yani en az yabancı oynatan bunlar. En az yabancı oynatanlar Avrupa'da İngiltere'ye karşı 0-0 oluyor. 1-0 oluyor yani Hırvatlar, Slovaklar ya da Sırplar. Bu yanlış bir tez yani yabancılar çok olursa. Buna karşı hiç kimsenin lafı yok. TFF Başkanı. Kim? Karayolunu, Trabzon Karadeniz Karayolu'ndan zenginlik kazanmış. Tayyip'in yaptığına bakıyor musun? Şirketler neye döndü? Hani şirketler ne oldu? İmparator yerine geçti. Bireydi hani, birey haklarıydı. Yani ekonomiyi kim yönetecek? Oyu verenler yönetecek. Denetleme kurumlarıyla değil mi? Biz temsilcilerimizi seçeceğiz, onlar gidecek, vergi şey yapacak, düzenlemesi yapacak. Zenginden şu kadar, fakirden şu kadar. Ya da denetleyecek onlar kaçırıyor mu falan diye. Şimdi yok. Şirketler yeniden birey diye bir şey kalmadı. Biz tekrar kölelere döndük. Serflere döndük. Ve bir takım kontluklar inşa etti. Düklükler inşa etti Tayyip Erdoğan. TFF düklük. Oraya buyurun sen paran da var. Yani dikkat et. Türkiye'de otonom bölgeler ilan ediyor. Yani Kızılay nedir? Kızılay diye bir yer. Burası kaç lira kazanıyor, ne geldi, kime yardım etti, kimden yardım geldi, denetleyen var mı? Yok. Türkiye'nin en zengin vakıf kurumu. Ve burası bir otonom yani. Devlet içinde bir devlet. TFF devlet içinde bir devlet. Bankaları emrediyor. Yok borçlarını. Trabzon. En küçük mahalle takımlarında bile neredeyse yabancılar gelip oynuyor. Ve buna kimse karşı çıkamıyor. Yani cemaatler ne? Bir bak. Bu da devlet içinde devlet. Yani menziliymiş. İskender Paşasıymış. Bütün bunlar ihaleleriyle, belden aldığı imkanlarıyla bir devlet içinde devlet kurmuşlar. Bunları da denetleyen yok. Yok yani. Vakıflar ne? Vakıflarda hani gelenekten geliyor diyoruz. Hayırdır diyoruz. İslam'ın en büyük kurumudur diyoruz. Bunlar doğru. Ama şimdi ne bu vakıflar? Bunlar da denetleyen yok. Bunlar da devlet içinde devletler ve başında dükler var. Kontlar var. İslami dükler ve kontlar. Yani bir meclisten denetleyemiyor. Maliye denetleyemiyor. Bütün bunlar nedir? Bunlara çok ciddi sorular sormamız lazım. Bunlara sorular sorduğumuz zaman bütün bu şirketlere karşı bir şey çıkmıyor. Yani vakıflarına, şeyhlerine, onların ihale şirketlerine, bu Kızılay'a, bu denetsiz yapılara, bu iş adamlarına ve onların mevkilerine karşı bir eleştiri çıkmıyor. O halde AKP gitsin. AKP tabii bunların hepsini inşa eden AKP. Rezil olan da, Allah ve dini satan da bunlar, yiyen de bunlar. Rakipleri de şirketlere karşı bir şey demiyor. Yani gelecek olan Babacan'ın, Davutoğlu'nun, TFF Başkanı'na, 11 yabancı futbolcuya, şirketlere karşı, şirketlerin Türkiye'de imparatorluk kurduğuna karşı tek lafları var. O da yok. O halde biz bu dünyada yaşayabilmek için, değil mi? Kölelikten, sömürüden kurtulabilmemiz için bir şeyler yapmamız lazımsa bunun bir hayat anlayışı olmalı, bir ekonomi anlayışı olmalı ve bu seslendirilmeli. Bunun seslendirildiğini duydunuz mu?
gördünüz mü? Yani kapitalizme karşıysan bu ancak kapitalizmi eleştirerek olmaz. Kapitalizmi eleştiriyi çok sever. Ne kadar küfür edersen o kadar etik yapar. O işin reklamında, rantında. Kapitalizmi ancak başka bir hayat tarzıyla. Bu 11 futbolcuya karşı gelecek. Şirketlere, şeyhlere, vakıflara, denetlenmeyen bu yerlere. Değil mi? Bunlara karşı gelecek. Bir fikrin olacak, böyle bir hayat anlayışın olacak. Hasbi bir hayat anlayışın olacak. Kapitalizmin tüketici anlayıştan, israfından, lüksünden, şatafatından sıyrılmış, soyulmuş, sıradan, yurttaş bir hayatın olacak. O zaman bunlara karşı bir şey diyebilirsin. Şimdi bu son cümlede kurduğum fikri söyleyen, anlatan herhangi biri var mı? Yani İslamcılar şimdi, AKP çöküyor. AKP çöküyorsa oradaki İslamcı fikir çöküyor. İslam'ı nasıl anladıkları, nasıl kullandıkları çöküyor. Aynı şey Babacan'da, aynı şey Davutoğlu'nda. Demek onlar da çöküyor, onlar çökmüyor. Onlar da çöküyor. Hepsi çöküyor. Yani AKP'nin karşısına Babacan'ı ya da şirketlere karşı gelmeyen, Kemal Derviş'in çırağını başına getirmiş ya da Amerika'nın çıkarlarını koruyan, dişleri sözcüsü olan Ünal Çeviköy gibi, CHP, bütün bunlar aynı şeyin soyu. Bütün bunlara karşı da lafları yok. Hepimiz masaya koyup oturup düşünmeli. Yani işsizlik rakamları şimdi. Şimdi ekonomistler şunu konuşuyorlar. Bu işsizlik rakamları diyorlar, istatistiklerle oynuyorlar. Doğru değil. Niye? Şimdi bu ölçekte bir ekonomik çöküşte çok büyük işsizlik var diyor, rakam var diyor. O halde 4-5-6 yıl önceki ekonomik çöküşteki verilen rakamlar daha büyük bir ekonomik çöküş oldu ama işsizlik daha azdı. O halde orada istatistikle oynadılar. Bugünkü yanlış. Ya bugünkü doğru ya öbürkü yanlış. Şimdi ekonominin çöktüğünü de anlayamıyoruz. Çünkü istatistikler yanlış. Ne olduğunu da bilemiyoruz. Milyonlarca insanın, milyonlarca işsizin ne kadar işsiz olduğunu da bilemiyoruz. Yani bir geriye döndüğümüzde bugüne kadar hani batıya karşı çıkmış İslamcı hareket dinimizi elimizden alıyor. Modern dünya her türlü yaşamımızı, inancımızı elimizden alıyor diyen İslamcı dünyanın yazarlarıyla, çizerleriyle, aydınlarıyla 120 yıllık ve en son da AKP iktidarı ki hallerine baktığımızda, tavırlarına, ideolojilerine baktığımızda bunlar bir bakın yani. Kapitalizm işçileri, emekçileri sömürdü ve büyük grevler yapıldığı zaman, insanlar sendikal haklarını aradığı zaman İslamcılar işçilerin yanında oldu mu? Olmadı. Kapitalistlerin yanında oldu. Bu çok açık. Yani çok net. Sonra kendileri birden gelip kendileri patron oldular. Şimdi kapitalizm geldi. Büyük makineleriyle geldi. Binçleriyle geldi. Gradyerleriyle geldi. Dağları, köyleri yırttılar. Karayollarını böyle şey yaptı, cetvel gibi düz yaptılar, koyları yıktılar, hidrolik santraller kurdular. Doğaya, suya, havaya kapitalizm, yani önce insanı sömürdü kapitalizm çok sert bir şekilde. Sonra da doğayı ve insanı değil mi? Doğayı, su yok, hava yok, yol yok. Bütün her yeri, dağ tabiat kalmamış, her yere yol yapmışlar. Bütün bunlara karşı da İslamcılar hepsi sessiz kaldı. Tam tersine kapitalizme her dönemde eklemlendiler. Çünkü kapitalizm doğası tıpkı bunların doğası. Yani son derece iştahları vardı, şehvetleri vardı tüketime karşı, yırtıcılığa karşı. Tam kapitalistlerin istediği, bir arzuladığı iş adamı oldular. Tüketici oldular. Yani kapitalizmin dinamosu oldular tam tersine. Oysa işte İslam niye elden gitti? AKP iktidarı boyunca Müslümanlar nerede, ne oldu? Yani AKP iktidarı boyunca 17 yılda sadece adaletsizliklik, işte askerler tutuklandı, yazarlar tutuklandı ve FETÖ Türkiye'yi işgal ederken sadece adalet karşısında sessiz kalmadılar. Doğaya kapitalizm tecavüz ederken de sessiz kaldılar. İşçiler hakları yenerken de, özelleştirmeyle yüz binlerce insan atılırken de sessiz kaldılar. Yani İslamcılar kapitalizmin her evresinde, her çağında kapitalizmin yanında yer aldılar. Yetmedi, emperyalistlerin yanında yer aldılar. Emperyalizm Musattık gibi yerli bir adamı. Geldi oradaki şeriatçılarla, Moğollar Musattık'ı devirirken emperyalistlerin yanında yer aldılar. Arafat'ı kim devirdi? Devirmeye çalıştı. Elinden kim aldı? Hamas. Arkasında kim vardı? Nasır'ı kim devirdi? Değil mi? Hepsinde Nasır milli bir lider, Arafat milli bir lider, Musattık milli bir lider, Mustafa Kemal milli bir lider. Bütün bu liderlerin altı oyulurken, öldürülürken, yok edilirken, ülkeleri işgal kalırken buradaki İslamcı tarikatların hepsi emperyalizmin yanında yer aldı. Hem sömürüde fabrika patronların yanına geçtiler.
iş adamlarının yanına geçtiler. Kapitalizme eklenendiler. Hem de siyasi olarak şeyin yanına geçtiler. Emperyalistlerin yanına geçtiler. Şimdi bu tarihi gerçek ne yaptı? Ortada şimdi bir din kalmadı. Güvenecekleri değil mi? Bir din, bir gelenek, bir ahlak kalmadı. Şimdi ne yapacaklarını şaşırdılar. Ne mi yapacaksınız? Dürüst, Müslüman, geleneğimize uygun, sade, bölüşen, kardeşleşen, emperyalizmin karşısında, sömürünün karşısında bir hayat kuracaksınız. Yani hayatınız olacak. Ya hepinizin banka kartları, kimliğinizi kişil, yani hani diyorlar ya, öbür dünyada imtihan edileceksiniz. Bu dünyada da nasıl, yani Allah neyi görecek? Banka kartlarından herkes görünüyor. Benim gidersin banka kartıma, Nihat Genç Bey Arayansın TV'yi nasıl kurdun? Banka kartıma bak, benim bak, karımın bak, çocuğumun bak, yakınlarımın bak, uzaktaki akrabalarım bak, üniversitedeki arkadaş yapmış yakınlarımın bak, hepsinin banka kartına bak. 3.000 lira, 4.000 lira gibi, yani bir maaş, iki maaş kadardan fazla para bulursan gel bir şey söyle. Herkesin hayatı banka kartında duruyor. İşte orada duruyor. Siz hem bankalarda bu kadar paraları şişirmişsiniz, nereden nasıl aldınız, kimden aldığınızı bilinmiyor. Hem de Müslüman medeniyet, Fatih, İslam medeniyeti falan lafları ediyorsunuz. Bunlar hepsi bitmiştir. Bambaşka bir hayat yaşayacağız. Bambaşka arzularımız olacak, bambaşka isteklerimiz olacak. Kooperatif mi olacak? Şirketlerin karşısına geçeceğiz. Doğuda ya da batıda. Bu ülkede her şekilde emperyalistlerin yanına geçeceğiz. Müslümanıyla yanına geçeceğiz. Solcusuyla yanına geçeceğiz. Bu çok net. Ama şimdi size bir şey söyleyeyim. Yani kapitalizmin en büyük başarısı sadece Nasır'ı yıkmak, Musattık'ı yıkmak, Arafat'ı yıkmak, Orta Doğu topraklarını parçalamak, milli liderleri parçalayıp, milli devletleri daha şeydeyken, yeni oluşurken parçalatıp, emperyalistlerin yanına geçmek değil ve onların oyuncağı olmak değil. Bir de başka bir şey öğretti İslamcılara. Yani kapitalizmden başka din yoktur. Kapitalizmden başka hayat tarzı yoktur'u öğretti. Ya dünya var olacaksa bu şirketlerle olacak. Şurada adam işte liberaller, cahil cühele liberaller yazmışlar kitaplarını. Atilla Yaylılar böyle bir sürü İslamcı. Siz ancak şirketlerin oyuncağı olun, kuklası olun. Şirketler sizi hür yapar. Seyahat özgürlüğü verir. Siz de otonom özgürlükler verir. Zerdüşülere, Yezidilere, Kürtlere. Böyle saçma sapan adamlar. Büyük büyük laflar ediyorlar. Yani bu insanlar, Müslümanların bir devlet olmasını, büyük bir millet olmasını engelleyecek ne var? Şirketlerin köpeği olun. Uluslararası sermayeye eklemlenin. Buraya getiriyorlar. Ya daha Adem ve şey, daha teolojik tartışmaların en kökeninden, ya Kur'an'daki tartışmalardan alıp lafı getirdikleri yer burası. Küresel şirketlere entegre olun. İşte zaten peygamberimiz de ticaret yapıyordu, hanımı da tüccardı diyerek. Bu mantığın dışında başka bir fikir var mı? Ben size söylüyorum, her akşam televizyonları açıyorsunuz, internet sitelerine giriyorsunuz. Bu şirketlere karşı, bu kapitalizme karşı. Kapitalizm doğayı bitiriyor. Bak dün bütün dünyada 150 bin yakın İsveç, Norveç'te 13-14 yaşlarında başlattığı büyük bir iklim hareketi var. Türkiye'de sesini duyamadım yani, kimseden bir laf da duyamadım. Tamam, dininizi yedi. Allah yedi, fabrikaları yedi, atölyeleri yedi, tarlaları yedi, madenleri yedi. Şimdi sıra neye geldi? Suya, havaya ve doğaya geldi. Artık her şeyi yiyor. Her şeyi yiyor ve bu yenilmesine karşı bir karşı fikir yok. Bu karşı fikriniz olabilmesi için kendinize güvenmeniz lazım. Toprağınıza güvenmeniz lazım. İman ettiğiniz Allah'ınıza güvenmeniz lazım. Siz Allah'a iman etmiyorsunuz. Siz iradenizi biat ederek şeyhin emrine veriyorsunuz. Siz kölesiniz. İşte tam da kapitalizmin istediği köleler. Siz sömürgelere karşı Amerika'nın ya da emperyalistler bu toprakları sömürgeleştirirken ona da karşı çıkmadınız. Sömürgecilerin yanında yer aldınız. Köleciler hiç. Bakın Hindistan tarihine, Pakistan tarihine, Orta Doğu tarihine. Hepsi gitti, orada yer aldı. Siz Allah'a iman eden insan bir şeyhe iman, biat edemez. Çünkü bir şeyhe iman ettiğiniz takdirde vicdanınızı elinden alır. Vicdanı eline alan insan sömürgeleştirilmiş, köpekleştirilmiş, zavallı bir insandır. İnsan iradesi diye bir şey var. Anayasada bile yazıyor. Anayasada diyor ki hiç kimse kendi kişisel haklarından feragat edemez. Yani bu şehvet harikatlara karşı mücadele etmek için tekke ve zaviye kanunundan değil. Bu maddeden de gitmeli. Adam gidiyor bütün kişisel haklarını, sosyal haklarını, yasal haklarını şeyhe veriyor. Artık şey hangi parti oy verirse onu yapacak, ne yap derse onu yapacak. Üstelik bu adam kolordu komutanlarına kadar gelebiliyor. Ve şimdi vaziyet de henüz FETÖ döneminden sonra da değişmiş değil. Yani
devletin Kızılay gibi, vakıflar gibi, üniversiteler gibi, belediyeler gibi her yerini çiftlik haline getirip, düklük, koltuklar haline getirip, vergi yok, denetim yok ve sonra adalet yok. Ve bütün bunları da tartışan kimse yok. Çünkü hepsini kafasına sokmuşlar, başka bir hayat yok diye. Kapitalizm önce bunlara buna inandırmış. Yani kapitalizmden başka hayat yok. Ya kapitalizm 300 önce, 400 yıl önce kambiyo, banka işlemleriyle bir siyasi şey, ekonomik sistem olarak doğdu. Ve bu doğan şey bir gün ölecektir. Bana sırasında ölmeye de yakındır. Buna karşı çok başka ekonomik yapılar inşa edeceksin. Kooperatifçi, daha ortaklı. Şimdi sen gitmişsin, dinini, kitabını, Allah'ını, imanını, her şeyini rezil olmuşsun. Tarikatların hırsızlıkları, tecavüzler, sapıklıklarıyla kapitalizmin köpeği olmuşsun. Onunla işbirliği tutmuşsun. Yani suçüstü 15 Temmuz'da yakalandın. Orta Doğu'da bir sürü tarikatta kimlerle işbirliği tuttu? Ya da Hindistan, Pakistan ve Afganistan örneklerine bak. Hepsi yabancılarla, ajanlarla işbirliği tutmaya çok yatkın. Ve sonra son 40 yılımıza, 50 yılımıza baktığımızda İsrail sürekli büyüyor. İslam ülkeleri, milli devletleri sürekli parçalanıyor. Bunu bir çözün. Bu kapitalizmle ve emperyalizmle olmuş bir şey. Nasıl kurtuluruz? Müslüman olarak kurtuluruz. Allah ve sen. Senden başka kimse yok. Kendine güveneceksin. Şeyhe değil. Ona buna değil. Kendi karnını kendi doyuran bir insan olacaksın. Şimdi şunlara bak. Mesleksiz insanlar. Kızılay'da işe sokulanlar, vakıflarda işe sokulanlar, üniversitede işe sokulanlar. Bunlar mesleksiz insanlar. Mesleği olmayan insanlar. Bunlar bir ihale verilecek. Şantiyelere gidecekler. O ihalelerden hazır paralar alacaklar. İşçilerine verecekler. Ve düklük kontuk inşa edip TFF başkanı olacak. Fenerbahçe'ye başkan olacak. Bilmem nereye başkan olacak. Kendi kişisel şeylerini tatmin edecekler. Hobilerini tatmin edecekler. Yediler işçiler yetmedi. Türkiye'nin en büyük zengin adamlar oldu yetmedi. Şimdi de kendi kişisel şeylerini tatmin ediyorlar. Hani böyle güzel adamlar, büyük sosyal adamlar gibi görünerek. Sahne ortada. ODTÜ, Boğaziçi dahil, Türkiye'nin iyi üniversiteleri dahil. Milyonlarca çocuk işsiz. Ve bu realite. Bu işsizlik diyor, geçmişteki ekonomik çöküşlerden 4-5 kat daha büyük bir ekonomik göstergelerle olması lazım. Ama o göstergeler tam yok. E niye yok? Orada da oynuyorlar. Yani yaşadığımız felaketin de farkında değiliz. Ya bir insan hiç değilse rakamlara karşı, istatistiğe karşı, arşive karşı dürüst olur yani. Adalete karşı dürüst değildiniz. Kendi inancınıza karşı dürüst değildiniz. Rakamlara karşı da dürüst değilsiniz. Değil mi? Bugün Beştepe'deki sarayın etrafını arabayla 30 dakikada dolaşıyorsun. Dünyada böyle bir saray yok yani. Şu bir tek o Türkmenistan Devlet Başkanı ya da Burma Sultanı geliyor aklıma. Ya da 25'e yakın değil mi? Böyle saraylar sağda solda. Ve bunlara itiraz yok. Bunlara kim itiraz edecek? Hadi bana CHP'nin içinden bir itiraz söyleyin. Gitmişler ne yapıyorlar? Aynı şirketler. Kemal Derviş'in çırağı adam. Kemal Derviş politikaları ve Amerika'yı koruyan politikalarla hala CHP siyaset yapıyor. Bunların alternatif olmadığı çok açıktır. Davutoğlu zaten şeyin Tayyip Bey'den doğan bir şey. Ya aynısı bunlar. Birbirinin kopyası, klonlaması. Kapitalizm bu İslamcı çiftlikleri sürekli kuluçkalıyor. Klonluyor. Bak dikkat et nasıl klonladı. Tayyip çirkin oldu. Babacan, Davutoğlu yeni kuluçka. Hepsi aynı bunların. Tayyip neyse o da o, o da o, o da o. Ama bütün bunlara karşı cumhuriyetçi, sert, tek başına mücadele eden başka türlü hayat anlayışıyla bizim banka hesaplarımız açık. Her türlü denetime açık. Senin de olacak, senin de olacak, senin de olacak. Herkesin açık olacak. Sadece Allah görmeyecek, siz de göreceksiniz. Toplum da görecek. Siyasi sahnede, siyasi rolleri olan insanları toplum da görecek. Denetleme budur. İhtilaller, Fransız ihtilalleri, İngiliz devrimi bunun için yapıldı. Herkes hesap verecekti. Kimse hesap verebiliyor mu? İşte devlet içinde devletçikler. Her türlü sapık, tarikat, cins şeyler, pislikleri de görüyorsunuz. O halde yeni bir anlayış lazım bize. Biz bu yeni anlayışın çok ihtiyaç hissettiği ve yeni bir anlayış kalmadığı ve hiç kimsenin konuşmadığı bir dönemde bir aydınlar hareketi olarak çıktık. Bürgül Ayman'ı, Yavuz Alaban'ı, Osmanbaşı Büyüğü, arkadaşlarımızın hepsiyle Mustafa Önseller, hepsi bir aydınlar hareketi olarak cumhuriyeti ve değerlerini, yani kapitalizme karşı, bir kapitalizme karşı, onun şirketlerine karşı, şirketleri Türkiye'yle geçirmiş ve onun yanında yuvalanan İslamcı çiftliklere, tarikatlara ve onun hükümetine karşı yepyeni, kendine güvenen, denetlenebilir, pırıl pırıl, şeffaf, açık, aydın insanların bir hareketini devreye sokalım. Bu görüşün şu anda Türkiye'de karşılığı yok. O halde sen, ben hepimiz çalışacağız.
Yani Veryansı'nın çok izlenmesi ve okunmasıyla yavaş yavaş kendimizi büyüteceğiz. Bir emanet bırakacağız. Bakın kapitalizm her yere ele geçirdi. En çok da İslamcılar ele geçirdi. Kendi vahşi arzuları, kapitalizmin doğasına çok uygun vahşi arzu şehvet taşıdığı için bu adamlarla çok kolay iş gördü. Bütün buna rağmen bir insan evladı, tarihin ilk gününden beri ne yapacak? Madenine sahip çıkacak, toprağına, tarlasına sahip çıkacak, havasına sahip çıkacak, onuruna sahip çıkacak, kızına, mektebine, okuluna sahip çıkacak. Çıkamıyor. Okulumuz kimin elinde? Futbol takımımız kimin elinde? Çocuklarımız kimin elinde? Sanatımız kimin elinde? Bir bakın etrafımıza. Alternatif diye sunduklarınıza bakın. Gelenlere bakın. Onların da arka planları Veryansı TV'de 3-4 ay sonra yavaş yavaş takdim edilecek şimdi. O çok sevdiğiniz, getirdiğiniz adamları. Hayır. Cumhuriyet. Nedir cumhuriyet? Güçlü bireyler yetiştirmektir. Kendine güven insanlar. Kimseye muhtaç olmayan, kendi karnını kendi doyuran insanlar. Kendi karnını kendi doyuran insan türü ortalıkta kaldı mı? Onun yanında, bunun yanında, şunun yanında. İradesini, vicdanını şeyhlere vermiş ya da başka yerlere vermiş. Ve bunların trollleri. Yani şimdi milyonlarca işsiz var diyoruz. Yani Türkiye'de herkes, bütün işler yapıldı mı? Yani ormandaki, tarladaki, atölyedeki, fabrikadaki, devletteki, bürokrasideki, belediyelerdeki bütün işler tamam mı oldu da işsiz var? Değil. Türkiye'nin bir sürü alanında, fabrikasında, atölyesinde, tarlasında, madenlerinde bir sürü işçiye ihtiyaç var. Ama yok. Bakın troll çiftlikleri kuruyorlar. Propaganda yapsın diye. İmamoğlu da yapıyor, CHP de yapıyor, en çok da Tayyip yapıyor. Yani maaşlıyor çocukları. Siz sosyal medyada sürekli tweet'te falan yerlerde laf atın falan diye. Ya yani o kadar adam istihdam ediyor. O istihdam ettiği için teşekkür etmeliyiz. Çünkü istihdam ediyor. Yani madem her yer dolu, o zaman tiyatro yapın, sanat yapın. Değil mi? Ya oraları, o alanları doldurun. O da yok. Madem her taraf, her tarafta iş var. O halde yani bazı insanlara para verin de gülsünler. Yani kahkaha atması için insanlara para verelim. 10 bin tane insan da size buyurun para veriyoruz. Gidin Kızlar Meydanı'nda gülün. Kahkaha atsınlar diye. Niye atsınlar? Ne var? Onlara da para verelim. Ama yani trollük troll yapıyor da o da kahkaha atar. Biz de onları yolda görüyoruz. Ne mutlu insanlar. Biraz delirmişler ama olsun bak gülüyoruz falan deriz. Yani şuraya bak bize gelmişler. Türkiye'nin aklı her alanında yani tarlasından fabrikasına, atölyesine, üniversitesine, akademisine kadar, bürokrasisine kadar hiçbir yerde işler de yapılmazken hakimleri, avukatı, adliyeyi de bu kadar çok konuştuğumuz ve sallandığımız bir dönemde de her yerde de işler tamam görüntüsü veriyor. Bütün bunlar, her şey tamam görüntüsü veriyor ve milyonlarca çocuk da işsiz. Hayır değil. Bunlar disiplinsiz, programsız, plansız bir toplumun göstergeleridir. Bunların plana da ihtiyaç yok. Herkes kendi banka hesabının peşindedir yani başta Tayyip olmak üzere. CHP'liler de maaşlarını alıyorlar. Her dönem aynı laflar ederek hükümete hizmet ediyorlar. Fikren onların karşısında değiller. Ekonomik bir tez olarak da onların karşısında değiller. Yani İmamoğlu da geldiğinde, gelmekte olduğunda karşı tarafın yaptıklarının aynısını yapacaktır ve yapmaktadır da. Biz başka bir dünyanın çocuklarıyız. Başka bir ekonominin. Biz bu şirketlerle kurulu, şirketlerin içinde imparator olmuş bu şirketlere karşı mücadele edecek, başka hayatlar yaşayan, mesela tertemiz hayat yaşayan insanlara ihtiyacım var. Hesap verilebilir. Önce sen kendin hesap vereceksin. Giderler benim, üç türlü, beş, on uzak yakın akrabalar, hepsinin banka hesaplarına bakarlar. Değil mi? Benim hakkımda karar verirsiniz. Burada da öyle. Bütün insanlar hesap, önce kendileri hesap verecek, sonra da yaptıkları işler, kurumlar hesap verecek. Böyle bir dünyada yokuz. O yüzden biz bu dünyayı zorlayacağız. Kazmayı buradan vuracağız. Şirketlere karşı denetim ve hem CHP'si hem AKP'si birbirinin kuluçkası, aynısı klonlanması. Yani İslamcı Drakulalardan farkı yok CHP'nin. Kimdir bu faik şeyler? Ya işte Kemal Derviş'in çırakları. Kimdir bu Ünal Çevikler? Aynı şeyler. AKP zamanında 15 yıl ABD'nin kucağında ılımlı İslamlar, şimdi siz başladınız. Daha başka bir üçüncü yol yok mu? Dikkat edin. Bu büyük şirketlerin televizyonlarına, Habertürk'lere, CNN'lere, öbürlerine. Niye başka türlü bir hayat olduğunu bize söylemiyorlar? Direnebilen bir cumhuriyetçi neslin gelebileceğini, ülkesine sahip çıkan vatansever bir neslin gelebileceğine, gelmesi gerektiğine ya da başka bir ekonomik modelin de pekala olabileceğine. Şimdi bunları söylemek istiyorum Erdem. Çok teşekkür ederiz abi. Güzel bir anlatım oldu. Önemli mesajları verdin. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol.
ara gelecek yok hala. Bu yolsuzluklara, bu pisliklere, bu sapıklıklara karşı ne yapalım? İnsanı insan yapar onu. Ölen bile dayak yiyen bize. Ama konuşan yapanlar hep başarılı konuşuyor. Ben şahidim. O halde bunları söyleyeyim. Fatih, kanla patladım. Kabul edilmiş. Kooperatifleri konuşmanın çoktan zamanı geldi. Türk milleti bunu onursuz insanlarla bir yere getirdi.